O da bir titreşimdir. E, deniz dalgası da bir titreşimdir. Şah, şah, rüzgar, uuu, uuu, uuu diye şey yapıyor. E, o da bir de harekettir, yani bir faaliyettir. Ne diyor yani? Ustad mesela çözmüş değil mi? Evet. Ya Celil, ya Kebir, ya Azim diyor. Kamus'un hangisi diyordu bunu? Denizler değil mi? Dalgalar. Şah, şah bize göre, ustada göre ya Kebir, ya Azim, ya Celil. He? Diyormuş. Mesela bize göre miau, miau, ya Rahim, ya Rahim diyor. Yapraklar zikrediyor, biz o frekansa giremiyoruz hocam. Evet. Yani bu demek ki hal bir dildir. Bizde hal uyanırsa o dilin karşılığı bu sefer bendekiler onunla mevcudatın dillerinin bana taşıdıkları tak 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 oynamaya başlıyor. Tamam, burada da abi şeyde limanda iltizam bir itikarda gelmeyen o kainatın hal dilini de anlayamaz. Çok güzel. Demek ki iltizam ve itikarda gelmeyen onda hal dili uyanmış olmaz. Kainatın hal dilini de anlayamaz. Oraya geldiğinde abi halinle uyanmadığını gösteriyor. Halin uyanmadığını da anlıyorsun öyle mi? Evet abi. Yani o halde hani bir boş manasız bakış vardır ya abi, bir şey anlamıyor. Oraya geldiğinde onunla onu ifade etmiş oluyor. Hani var ya derste bazılar böyle sana böyle bakıyor anlamış gibi. Oysa boşluğa düşmüş. Hey ne haber falan dediğin zaman anladın mı neydi soracak da yok der. Oysa burada değil yani. O bir haliyle konuşuyor değil mi? Boşluktaymış. Evet. Şimdi onlar daha benzer. Öyle mi? Var mı? Sözümüze ek olarak mesela bu çiçek lisanı haliyle bize ne dediğini ya da bütün mevcudatı ne dediğini aslında Risanur bize mevcudatla konuşmayı, onların o lisan halini anlamayı öğretmiş abi. Birinci sözden itibaren. Her şeyde aslında. Yoksa biz şimdi bir tanrımız var ya abi. Önceden kainata bakıyordum. Sonra değiştim, şimdi daha farklı bakıyorum gibisinden. Yani bütün mevcudat, dalgalar ne diyor, mevcudat ne diyor, işte çiçek ne diyor. Yoksa fen ile felsefe ile onun asıl manasını, lisan haliyle bize anlattığını anlamıyoruz. Onun belki işleyişini, içindeki işte o yapısal şeyleri anlıyoruz ama lisan haliyle bize ne demek istiyor? Yani bu kırmızı rengi veren işte kör olamaz. Ya da işte bu topraktan bu kadar çiçekler çıkamaz gibi. Lisan aslında Risanur bize hal dilini öğretiyor. Yani bir Risanur okudukça bir dilimiz daha oluyor abi ve kainatın her yerinde geçerli olan bir dilimiz olmuş oluyor. İlginç. Orada lisan hali de hani çözen bir nevi tefekkür mü o zaman? Hani lisan hallerini anlamamızın anahtarı tefekkür mü oluyor? Hani herkes anlayamıyor ya ne dediklerini. Tefekkür olabilir mi? Yani mesela adam İngilizceyi öğrenmek için kursa gidiyor. Arapçayı öğrenmek için kursa gidiyor. Acaba bu hal dilini anlamak için tefekkür mektebine mi gitmesi lazım mı diyor? Tefekkür evet abi. Dimağımızı bütünlüyor. Ama tabii terkler de gerekiyor. Şu olabilir mi? Tahayyül mektebine gitmen lazım. Evet abi. Tasavvura gitmen lazım. Üniversite diploma alman için ilkokul gitmen lazım. Ortaokul, lise vesaire. Şimdi bunların zaten neticelerinden bir tanesidir yani. Bunları geçmen gerekiyor evet. Biraz. Ama çok güzel bir şey söyledi. Benim çok hoşuma gitti orijinaldi. Risale-i Nur ek olarak bize kainatın dilini öğretiyor.